Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü hem anma hem de kutlama için buradayız. Öncelikle 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere vatan için, millet için, bayrak için, demokrasimiz için, özgürlüğümüz için hayatını kaybeden, canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. 15 Temmuz hem anma dedik hem kutlama. Anma çünkü 15 Temmuz'da 250'den fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Onları rahmetle anıyoruz. Aynı zamanda kutlama çünkü 15 Temmuz dünya tarihine, Türk siyasi tarihine geçmiş bir gün. Zira dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir döneminde halkın milli iradeye bu şekilde sahip çıktığı görülmemiştir. Halkın demokrasiye yönelik, demokratik kurumlara yönelik, milli iradeye yönelik saldırıları kendi güçleriyle çöple attığı bir dönem yaşanmamıştır. O bakımdan 15 Temmuz dünya için örnek. Bu bize aynı zamanda şunu gösteriyor. Türkiye'de artık demokrasi yıkılmaz bir kale halinde. Çünkü demokrasi ve milli iradeye yönelik bütün saldırılar tabii Türkiye'deki siyasi liderliğin de Sayın Cumhurbaşkanımızın da liderliğinde çok ciddi bir akamete uğratıldı. Bu bütün dünya için şu anda bir örnek teşkil ediyor. Aziz vatandaşlarımız, kıymetli mesai arkadaşlarım, ASEAN Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı için Endonezya'ya gelmiş bulunmaktayım. Sektörel ortaklık toplantılarının ardından Endonezya makamlarıyla ikili görüşmelerimiz oldu. Bu vesileyle Jakarta'da sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu buluşmayı tertip eden, hazırlayan başta Büyükelçimiz olmak üzere Büyükelçilik görevlerimize de çok teşekkür ediyorum. Ziyaretim çok anlamlı bir güne tesadüf etmekte. Malumunuz 7 yıl önce bugün 15 Temmuz günü uluslararası emperyalistlerin vekil unsurları Türkiye'yi ele geçirmek için harekete geçtiler. Milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hain girişimi boşa çıkartmış ve Türkiye yüzyılının kapılarını aralamıştır. 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak sokaklara dökülen milyonlarca insanımız ile devletine ve milletine sadık askerimiz, polisimiz ve istihbaratçılarımız başta olmak üzere diğer devlet görevlilerimiz FETÖ terör örgütünün hain kumpasını hep birlikte bertaraf ettik. Bu kahraman milletin evlatları milli iradesini bir avuç teröriste ve haine çiğnetmemeye ant içti ve bu darbe girişimini ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. Aralarında dava ve yol arkadaşlarımızın da bulunduğu 251 vatandaşımızın gözlerini kırpmadan hainlerle mücadele ettiler. Vatan yolunda son nefeslerini verdiler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil diliyorum. 2000'i aşkın 15 Temmuz gazimize şükranlarımı sunuyor, uzun, sağlıklı ve huzurlu bir ömür temenni ediyorum. Kıymetli vatandaşlarımız, FETÖ terör örgütüyle mücadele devletimizin en öncelikli görevlerinden biridir. MİT Başkanlığı'nı üstlendiğim günden itibaren FETÖ ile mücadeleyi milli güvenliğimizin en önemli konularından biri olarak gördüm. Milletimizin tarihinden neşet eden bütün kutsal değerleri Türkiye düşmanlarına hizmet eden kirli siyasi amaçları için amansızca suistimal ettiler. Gerçek yüzlerini görenlere karşı her türlü kumpası kurdular. 7 Şubat MİT tırları ve 17-25 Aralık operasyonlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimize boyun eğdirmeye çalıştılar. Ve nihayet 15 Temmuz ile de son hamlelerini yaptılar. Ancak milletimiz çelik iradesiyle bu karanlık terör, casusluk ve ihanet örgütünü tarihin çöplüğüne attı. Bu terör, organize suç ve casusluk örgütünün Türkiye'deki yapılanmasının belini kırdık. Başta Milli İstihbarat Teşkilatı olmak üzere bütün kurumlarımızın cefakar çalışmalarıyla zemin buldukları ülkelerin çoğunda da faaliyetlerini sona erdirdik. Gerçek hizmeti yabancı istihbarat servislerine sunan bu ihanet şebekesi artık sinsi gündemini serbestçe yürütme imkanına sahip değil. Birçok ülkede FETÖ'nün sözde eğitim kurumlarının, sivil toplum örgütü ya da başka kisveler altında faaliyet gösteren oluşumlarının kapatılmasını sağladık.
Bugün buradan Jakarta'dan ilan etmek istiyorum. Yeni dönemde de kurumlarımızla tam eşgüdüm ve dostlarımızla etkin işbirliği içinde dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz. Bu noktada FETÖ'ye ve ülkemizi hedef alan yapılara karşı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın insicam ve teyakkuz içerisinde olmaları çok önemli. Bu Endonezya'da yaşayan siz değerli vatandaşlarımız için de geçerli. Ülkemize mesafe olarak uzak ama kalben yakın bu coğrafyada sergileyeceğiniz dayanışma ruhuna ihtiyacımız her zamankinden daha fazla olacak. Bugün görüştüğüm muhataplarıma işbirliği için teşekkürlerimizi ilettim. Ancak onları da tehdit eden bu yapılanmaya karşı birlikte atabileceğimiz ilave adımlar olduğunu da söyledim. Elbette terörle mücadelemiz sadece FETÖ ile sınırlı değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere terörün her türüyle amasız ve amansız mücadelemiz bizim kırmızı çizgimizdir. İster PKK, ister onun ilintili yapıları YPG, SDG, ister DAEŞ, ister DAEŞ-KHPC olsun, devletimizin ve milletimizin bütünlüğüne ve güvenliğine kasteden terör örgütleriyle mücadele temel önceliğimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığımız odaklı ve tesirli adımların sonuçlarını hep beraber alıyoruz. Dik duruşumuz ve artan diplomatik ve stratejik kabiliyetlerimizle ülkemizi terörizm belasından kurtarmaya kararlıyız. Bu düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun. Rabbim ülkemizin ve milletimizin her daim yardımcısı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.